Selamlar. Bu bölümde yine İrlanda'dayız ve İrlanda'nın en çok bilinen dil okullarından bir tanesi olan Atlas'ı gezeceğiz. Bugün yine gideceğiz. Türk öğrenciler bulabilirse gel, Türk öğrencilerle, yabancı öğrencilerle de konuşacağız. Bu okul şehrin neresinde, etrafında neler var, nasıl bir eğitim sistemi var, sonrasında işte gelen öğrencilere yardım ediyor mu vesaire, bu konuları konuşacağız. Okulun tam girişindeyiz. Burada minik bir sosyalleşme alanı yapmışlar. Tabii ki burada öğrenciler çok fazla oturmuyor ama eğer isterseler de satranç vesaire oynayabiliyorlar. Kışın da buradaki şömineyi yakıyorlarmış. Tatlı, böyle ilk girişte insanı sıcak hissettiren bir yanı var. Hemen arkamda da bu tarafta da öğrencilerin eğer herhangi bir soruları olursa gelip sorabilecekleri tabii ki bir resepsiyon koymuşlar. Burada da arkadaşlar sadece İngilizce konuşuyorlar. Gelip derdinizi anlatabiliyorsunuz, anlatabildiğiniz kadar. Burada da şöyle bir şey dikkatimi çekti. Okul İrlanda'nın en iyi dil okulu ödülünü almış Türkiye'den 2015 yılında ve aynı zamanda da 2014 yılında. Şurada görebiliyorsunuz. Tebrikler Atlas. Okulun hemen girişinde buraya da küçük bir newspaper tablosu yapmışlar. İşte burada gidebileceğiniz aktiviteler, alabileceğiniz ekstra social dersler vesaire var. Bazıları ücretsiz, tamamen bu yürüyüş turları yapabiliyorsunuz. Bazılarına ücret vererek katılıp hatta başka şehirlere, Dublin'deyiz şu an, Dublin'in dışındaki başka şehirlere de gitmeniz mümkünmüş. Bir tane boş bir sınıf bulmayı başardım. Şimdi içeri girdim. Sınıf ortamı nasıl diye. Diğer dil okulları videomuz da var. Biliyorsunuz birçok okulda gezmiştik zaten daha önce de. Buradakiler de yine U şeklinde bir sistem yapmışlar. Ben bu sistemi seviyorum. Genelde öğrencilerin birbirine bakması onların daha fazla iletişime geçmesine yardımcı oluyor. O yüzden bu U sistemi, herkesin göz kontağı kurabileceği bir sistem, bence güzel bir sistem ve çoğu okulda bunu yapıyor. Atlas da yine bunu bu şekilde çok güzel yapmış. Genelde sınıflarda zaten 8 ile 15 kişi arasında değişebiliyor çoğu dil okulunda. Şimdi okulun caddesinde yürürken birkaç Türk arkadaşla da burada karşılaştım. Grubun konuşmacısı olarak Yağız'ı seçtiler. Yağız sendeyiz. İlk olarak İrlanda'yı seviyor musun genel olarak? Yani 4 hafta oldu geleli. 4 haftaki düşüncelerim. Yani güzel bir şehir. Çok büyük değil. Ama zaten buraya gelirken de buranın çok büyük olmadığını, nüfus yoğunluğunun daha çok şehrin geneline yayıldığını biliyordum. O yüzden yani beklentilerimi karşıladım diye sorarsan bunu birlikte göreceğiz. Çünkü daha 4. hafta. Peki ilk 4 haftada şunu diyebilir misin? Ya buraya mutlaka gelmelisiniz ya da buraya asla gelmeyin. Ya kesinlikle asla gelmeyin diye herhangi bir yere demem. Buraya mutlaka gelmelisiniz de mutlaka gelin. Çünkü yeni bir şehir, gezme, görme, çok tarihi yapıları var. İrlanda'nın da insanları da soğukkanlı diyemem. Gerçi karşılaşıp birkaç problem yaşamış olabiliriz insanlar ama bu her yerde olabilir. Yani o yüzden gelsinler, görsünler derim. Okulla ilgili güzel veya kötü söyleyebileceğin herhangi bir şey var mı? Benim şu an 4. haftam eğitimde. 4 haftadır eğitimim hani güzel gittiğini düşünüyorum. Okuldan memnunum. Okuldan yana bir sıkıntım yok. Tavsiye verecek olsan kimlere, yani gelecek insanlara bir tavsiyen olur muydu? Gelirken mutlaka şuna dikkat edin. Gelirken mutlaka adaptör getirin. çünkü fişler, prizler farklı burada. Yemeklerine alışamayabilirler. Çok Türk yemeklerini seviyorlarsa. O zaten Kanada için de geçerli. Biz evet, hep aynısını söyleyip duruyoruz yani. Evet. Annenin yaptığı yemekler hiçbir yerde olmayacak. Tabii ne yazık ki. Bilmiyorum, sigara burada çok pahalı. Sigara kullanıyorlarsa getirebildikleri kadar sigara getirsinler. Kaçakçılığa. Ya artık şey. Yani bilemiyorum ne yaparlar, ne tür tasarrufta bulunurlar. Konaklama için. Genelde konaklama biraz konaklama çok sıkıntı. Zor. Evet, konaklama zor çok sıkıntı. Duydum. Ben ilk geldiğimde bir aylık bir aile yanı konaklaması almıştım. Ne kadar ödedin? Yanlış hatırlamıyorsam 820 euro ödedim. Ancak aile yanında sadece bir hafta konaklayabildim. Kalan 3 haftada beni başka yerlere yerleştirdiler. Yani açıkta kalmadım, bir yerlere yerleştim. Yerleştiğim yerde de yeni insanlar tanıdım. Aile yanından daha iyi oldu diyebilirim benim için. İyi bakalım. Tamamdır. Yani. Çok teşekkür ederim. Ama çok zor yani konaklama. Gerçekten sıkıntı. Özellikle şimdi Ukrayna ve Rusya arasındaki savaştan sonra. 22.000 Ukraynalı sığınmacı gelmiş diye duydum. Ya doğrudur. Ben tam olarak rakamı bilmiyorum ama. Bir de öncelik tanıyorlar ki normal yani tanıma. Çünkü savaştan kaçıp gelmiş insanlar. Onlara yardım edilmesi gerekiyor. Yağız çok teşekkür ederim. Ben çok sağ ol. Çok yardımcı oldun. Rica ederim. Çok da memnun oldum. Ben de aynı şekilde. Tekrar görüşeceğiz. Görüşmek dileğiyle. Kendine hoşça kal. Sağ olasın.
dil okuluna geldiniz ve sonrasında, dil eğitiminin sonrasında da başka bir üniversiteye geçiş yapmak istiyorsunuz ya da bir koleje geçiş yapmak istiyorsunuz. Tabii ki dil okullarının kendi geçiş programları var ama siz derseniz ki ben IELTS'de almak istiyorum bunun yanında ya da TOEIC'de almak istiyorum derseniz bilgilerini de bu board'a koymuşlar ki buradan gelip bakıp ondan sonrasında da bu sınavlara da girebiliyorsunuz. Sadece okulun kendi dil sınavlarının dışında. Okul direkt şehrin merkezi noktalarından bir tanesinde. Aslında okulun merkezde olmasının güzel yönlerinden bir tanesi de bence şu. Genelde zaten bütün dil okullarını şehrin merkezlerine yapıyorlar. Hangi ülkeye giderseniz gidin. Bunun sebebi de okuldan çıktıktan sonra sosyal bir alan bulabilmenin sizin için çok önemli. Çünkü İngilizceyi her ne kadar derste öğrensen de çıkar çıkmaz bunu pratik etmen ve devam ettirmen lazım. Okulun şehrin merkezinde olması, okulların sadece bu okul genelinde değil, güzel bir şey. Çünkü çıktığın zaman hemen karşısında bir coffee shop, hemen diğer tarafında böyle minik bir bar ya da biraz daha ilerlediğinde kütüphane, canlı bir yerin içerisinde olduğunda da tabii ki daha fazla konuşma fırsatın oluyor. Bence bundan dolayı zaten okulların lokasyonu çok böyle şehir merkezi yerlerde oluyor. Burada da böyle yine tatlı bir ortam var. Evet Emre, sen de bu okulun öğrencilerinden bir tanesisin. Evet. Merak ediyorum, lokasyon için ne düşünüyorsun? Dürüst ol bu arada. Hani ya senin gibi söyleyebilirsin. Kötü ya da kötü diyebilirsin. Ben öyle ya çok merkezde olan bir yer istemiyordum. Çok merkezi olunca o biraz o kargaşa, o hareketlilik okul ortamında biraz sıkıntı oluyor. Ama Atlas'ın lokasyonu yani ne şehirden uzak ne şehire çok yakın. Bence bayağı yakın ya. Yani çok yakın diye. Yani ya o şehirdeki o hareketlilik şu an burada yok. Ya burası da güzel, evet, kanal olsun, etraftaki işletmeler olsun. Genel olarak memnun musun? Ya evet memnunum. Memnunsun. Evet. Sevdiğin bir şey ve sevmediğin bir şeyi söyler misin? En sevmediğim şey otobüste bağırarak telefonla konuşmaları. En sevdiğin şey ne? En sevdiğim şey de trafik kuralları. Ben bisiklet kullanıcısıyım. Trafik kurallarına, bisikletlere olan saygı en çok sevdiğim şey de o. Ne kadar buradasın? 2,5 ay oldu. İrlanda'ya gelmek isteyen insanlara tavsiye eder misin yoksa buraya gelmeyin der misin? Tavsiye ederim ya, benim öyle gelmeyen gibi tavsiye bir şeyim yok. Güzel, ben de tavsiye ederim. Ben sevdim. Biz Kanada'da yaşıyoruz ama buranın havası böyle bir biraz tabii, daha relax. Evet, Kanada kadar değildir. Evet. Ben çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok memnun oldum Emre. Başka söylemek istediğin bir şey var mı? Yok, teşekkür ederim. Birazcık Kanada mı İrlanda mı sorusundan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu da bize çok gelen sorulardan bir tanesi. Kanada mı İrlanda mı? Abi Kanada'ya mı geleyim İrlanda'ya mı? Bunu konuşalım. Net olarak şunu söyleyebilirim ki ikisinin de çok avantajlı ve dezavantajlı yanları var. Ama hazır madem İrlanda'dayız, İrlanda'nın avantajlarından bahsedeyim. Öğrenciler buraya dil eğitimine geldiğinde çalışma izni alabiliyor. Bu Kanada'da yok ve çoğu öğrencinin de İrlanda'yı seçmesinin sebeplerinden bir tanesi bu. Çünkü ne yazık ki Kanada'da sadece üniversite ya da kolej eğitimi alırsanız size devlet 20 saatlik çalışma izni veriyor. Burada ise dil okuluna gelseniz bile 20 saatlik yani haftada part-time çalışma izniniz var. Çoğu insanın İrlanda'yı seçmesinin sebeplerinden bir tanesi bu. Türkiye'ye daha yakın. Kanada biliyorsunuz o kadar uzak ki böyle 10 saat, 10,5 saat uçakla gitmeniz gerekiyor. İrlanda bir tık daha yakın Türkiye'ye. Havayı biraz karşılaştırmak gerekirse gördüğünüz gibi buraya İrlanda'ya geldiğimden beri hemen hemen her gün yağmurlu veya çok bulutlu. Şimdi Kanada'da her ne kadar çok soğuk olsa da bir güneş var. Yani burada ben kuzenimle konuşuyordum. Kuzenim burada yaşıyor ve onunla konuştuğumda şey dedi. Ya bazı yıllar biz 2 hafta, 3 hafta güneş görüyorduk. Onun dışında her zaman bulut var. Şimdi bu da eğer böyle hani yağmuru sevmeyenler için çok büyük bir dezavantaj. Kanada'ya bakarsan da çok soğuk. Yani gerçekten bazen bir kar yağıyor. O kar aylarca çıkmıyor. Ve diyorsun ki yeter artık kar görmek istemiyorum. İşin gerçeği şu. Nereye giderseniz gidin. Gittiğiniz yerin avantajları ve dezavantajları olacak. Ve kendinize göre bir plan yapmanız gerekiyor. Yani bir sormanız gerekiyor. Ya ben daha soğuk ama güneşli bir yer mi istiyorum yoksa daha ılıman ama bulutlu bir yer mi istiyorum? Tabii ki okulların fiyatları ve yaşam fiyatları hemen hemen bakarsanız birbiriyle aynı. Evet, bir tanesinde dolar, diğerinde euro harcıyorsunuz ama geri dönüşte de kazanımlarınız da yine o şekilde oluyor. Şunu söyleyebilirim. Evet, İrlanda bazı açılardan daha iyi buraya ilk geldiğinizde ama göçmenlik açısından da Kanada'nın size verdikleri daha fazla. Eminim ki burada okumak ne kadardır diye düşünüyorsunuzdur. Şimdi okulun fiyatını net bir şekilde söylemek mümkün değil. Çünkü geleceğiniz programa, geleceğiniz süreye göre fiyatlar sürekli değişiyor. Ama ortalama bir fiyat gerekirse o fiyatı ben tam buraya videonun bu kısmına yazacağım. Geleceğiniz programı seçtikten sonra konaklama istiyor musunuz? Ne kadar kalacaksınız? Gelirken size havaalanından alsınlar mı, almasınlar mı gibi bir sürü soruya cevap verdikten sonra aslında okulun ne kadar ücreti olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bu noktada şunu da söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki daha önce birçok dil
okuluyla da videolar çekmiştik. Ben mutlaka bu okula gelmelisiniz ya da gelmemelisiniz gibi bir şey söylemeyeceğim. Ama eğer gelmeyi düşünüyorsanız da alt tarafa da bir tane link bırakıyorum klasik YouTube dilinde. Eğer detaylı bilgi almak isterseniz de o linkteki formu doldurup size birisinin ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Okulu gezdikten, gördükten sonra çok beğenirsiniz ve gelmek isterseniz o kısım size kalmış. Burası da öğrencilerin kafeteryası. Öğrenciler yine burada hem sosyalleşebiliyorlar hem de yemek aralarında gelip burada kendi yemeklerini yiyebiliyorlar. Minik bir mikrodalga koymuşlar buraya. Mikrodalgadan gelip kendi yemeğinizi ısıtabilirsiniz. Burada benim size en büyük tavsiyem, eğer yurt dışına çıkıyorsanız olabildiğince kendi yemeğinizi kendiniz yapın ve yanınızda getirin. Çünkü ne zaman dışarıdan yemeye başlarsanız bütçeniz o zaman sarsılmaya başlıyor. Böyle benden de küçük nacizane size bir tavsiye olsun bu. Bu videonun sonuna geldik. Videonun destekçisi Eğitimal Yurt Dışı Danışmanlık Şirketi'ne çok çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda Atlas Language School'a da Volkan Bey'e de kapılarını bize açtıkları için çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.